Takas İstanbul ilk seansı sunar. Herkese günaydınlar. Evet, bugün gözler FED'de olacak. İçeride ise bambaşka bir fiyatlamamız var bildiğiniz gibi. Yurt dışı Ocak ayını çok iyi kapatmaya hazırlanırken Borsa İstanbul'a kayıplar hakim. Dünkü kapanış rakamımız 5000 puan seviyesinin de altında gerçekleşti. Viyop'ta şu an tepki alımları görüyoruz. Pozitif fiyatlamalar hakim. Gününe çıkan başlıklarıyla başlayalım. Bolca Borsa İstanbul'daki görünümü ve açıklanan bilançoları zaten değerlendiriyor olacağız. Evet, gıda ve tarımsal ürün piyasaları izleme ve değerlendirme komitesi toplantısı yapıldı. Buradan çıkacak sonuçları bekliyoruz. Şimdi imalat PMI tedbirlerin gevşetilmesiyle sektör üzerindeki baskıyı Ocak'ta hafifletirken Beyaz Saray'dan açıklamalar vardı. Beyaz Saray, Exxon'un 2022'de 56 milyar dolar rekor net karından rahatsız açıklaması vardı. Norveç Varlık Fonu ise savaş ve yüksek enflasyon kaynaklı 164.4 milyar dolar zarar açıkladığını da bildirdi. Evet, 5000 puan seviyesinin altına kapanış gerçekleştirdik dedik. Şimdi Borsa İstanbul'da bir yandan da açılış rakamlarını bekliyoruz. Açılış rakamları geldi. Pozitif bir açılış gerçekleştiriyoruz. Borsa İstanbul tarafında bu akşam gözler FED'de olacak dedik. Küresel piyasalara etkisini, içeriği her birini tek tek konuşuyor olacağız. Burada Avrupa borsalarını verdik sanıyorum yanlışlıkla. Borsa İstanbul'un açılış rakamları geldi. Evet, 4.998 puanla açıyoruz endeksi. Yine 5.000 puan seviyesinin hemen altındayız. Detayları birazdan konuşacağız. Borsa İstanbul'da bir düzeltme mi yaşanıyor yoksa trend sonuna mı geldik? Bunların her birini değerlendiriyor olacağız. Birazdan sevgili Volkan Dükkancık'la birlikte. Evet, Borsa İstanbul'un açılışını verebiliyorsak eğer 4.976 puandan kapatmıştık. %0,45'lik yükselişle açıyoruz endeksi. Herkese güzel bir seans diliyorum. Evet. Alt endekslere döneceğiz şimdi ama önce bir Viyop'a bakalım. Viyop'ta ben programa girerken artı bir seyir vardı. Bir artı bir eksi yakıyoruz. 5589, 5600'lere yakın bir seyir içerisindeyiz. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda %10'a yakın kayıp var yılbaşından beri. Yılbaşından beri derken aslında Ocak ayını %10'a yakın kayıplarla kapatıyoruz. BIST 30 tarafında da %7.79 yani %8'e yakın kayıplar olduğunu söyleyebiliriz. Bugün güne ulaştırma endeksi %0,91'lik yükselişle başladı. Bankacılık tarafında %0,81'lik yükseliş var. Finansal endekste %0,63, holding endeksinde ise %0,54'lük yükselişler izliyoruz. Sanayi endeksine döndüğümüzde %0,29, metal sanayi endeksinde ise %0,09'luk yükselişler izliyoruz. Teknoloji tarafında bugün bir miktar satıcılı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan açıklanan bilançoları ve Borsa İstanbul seyrini konuşacağız dedik. Dönelim isterseniz içeride yine Türkiye'nin 5 yıllık CDS'ine bir göz gezdirelim. Evet, baktığımızda tabloda 550 baz puanın altına sarktık. 10 puanlık bir geri çekilme söz konusu. 546 baz puan seviyelerindeyiz. Bugün FED burada belirleyici olacak. Tabii Powell'ın ağzından çıkan açıklamalar aslında burada önemli. 25 baz puanlık faiz artışı zaten fiyatlamaların içerisinde ama faiz noktası bir yana Powell bundan sonraki süreç için biraz daha şahin mi olacak yoksa güvercin mi? Hem küresel piyasalardaki fiyatlamaları hem de gelişmekte olan ülkelerin CDS'ini etkileyen diğer unsur olacak. Tüm bu detayları konuşacağız şimdi Volkan Dükkancık'la birlikte. Kendisi bizimle olacak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Thank you.
Borsa İstanbul'u açtık. Şimdi Borsa İstanbul'daki detayları ve seyri konuşacağız. Sevgili Volkan'la birlikte Anus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancı bizlerle. Volkan günaydın. Günaydın Keryan. Seni pazartesi günü görmeye alışkınım ama bugün benim için pazartesi. Bu haftanın ilk ayın olduğu için ben pazartesi gibi davranacağım, o yüzden de. Devam edin. Çok bir şey kaçırmadın. Önemli değil ilk. Ben yok ya, piyasayı bayağı düşürmüşsünüz tutamadık. Ama kimse tutamadık. Tutamamış. Aşk olsun hepinize. Çok üzdünüz beni açıkçası. İşin şakası bir yana, tabii bugün konuşacak çok şey var. Volkan aynı zamanda gözümüz diğer taraftan FED'de olacak ama bugün galiba programı böyle ikiye ayırmak lazım. Bir yurt içi piyasalar, bir yurt dışı tarafı. Evet, evet. Çünkü biz yurt dışı tarafından çok da etkilenmiyoruz. Ocak ayında gördük, 2022 genelinde gördük. Dışarıdan içeriye gelelim o yüzden bugün istersen. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Biraz daha izleyenlerimize bir nefes fırsatı verelim. Ardından detaylı olarak, hiç merak etmeyin, Borsa İstanbul'u çok geniş kapsamda masaya yatıracağız ama şimdi küreselden başlayacak olursak tabii gözler FED'de. 25 bas puan faiz artışı olduğunu, artık bunu fiyatlama yetkisini konuşmaya lüzum bile yok. Ama önemli olan Powell. Şimdi nasıl bir Powell bekliyorsun bu akşam? Artık en kötü geride kaldı teması mı olacak bu akşam sence söylemlerde? Açıkçası biraz daha yumuşamasını beklemek mümkün. Ama ben tamamen böyle piyasaları rehavete sokacak bir açıklamadan ısrarla uzak durmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Bunu daha önce de konuşmuştuk seninle. Oradaki çıkış noktam da şu açıkçası. Şimdi hep söylüyoruz. Şimdi Amerika'da evet enerji fiyatları aşağı geliyor, benzin fiyatları aşağı geliyor, gıda fiyatları biraz duruldu. Enflasyon aşağı geliyor önemli ölçüde. Bir yavaşlama eğilimi var. Ama hala hedeflerin çok üzerinde. Dolayısıyla FED faiz arttırımlarının sonuna yaklaştığını vurgular bence. Zaten artık beklenen de bu. Opsiyon fiyatlamalarında görülen de bu. Ama uzunca süre faizleri yüksek tutmaya devam edeceği söyleminin değişeceğini düşünmüyorum. Piyasa hala böyle opsiyon fiyatlamalarına baktığımızda hala bu yılın sonuna doğru bir faiz indirimini fiyatlar nitelikte. Ama FED bence bunun önünü almaya çalışacak. Sebebi de şu diye düşünüyorum ben. Amerika'da tüketicilerin ve hane halkının çok ciddi pozisyonları var hisse senetleri cephesinde. Fonlar üzerinden ya da direkt hisse senetleri üzerine. Ve borsadaki olası yükselişler hane halkında böyle bir refah etkisi yaratıp tüketimi hızlandırabiliyor. Amerikan ekonomisi çok farklı dinamiklere sahip. Yani, bu da yeni bir talep enflasyonu yaratabilir. Aynen öyle. Tam arz kısımlı enflasyon baskısı yavaş yavaş azalırken, işte ücretler üzerinde hala baskı var ama ücretler üzerindeki baskı da hafiflemeye başladı. Ki Cuma günü gelecek tarım işlem rakamıyla biraz daha netleşeceğiz o konuda. Tam buralarda böyle hafif yol alınırken tüketicileri bir kere daha harlatıp enflasyonu körükleme yoluna gitmek istemiyor. Dolayısıyla şu an için böyle piyasaların rehavete kapılıp böyle bir boğa piyasasına dönüşmesini çok istemiyor diye düşünüyorum FED. O yüzden evet faiz artırımlarının sonuna yaklaştık. Bunun işte birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda görmeyi bekliyoruz. Ama uzunca süre faizler yüksek kalacak minvalinde bir açıklama bekliyorum. Yani piyasaları çok coşturacak açıklamalar gelmeyebilir. Ama piyasa coşmak istiyorsa coşar. Onu söyleyeyim ki o takım, ona benzer şeyler var şu an böyle piyasalarda. Yani Ocak ayı başından beri öyle bir eğilim var. Yani hem Amerika tarafında hem diğer Avrupa tarafında ve diğer dünyanın geri kalan kısmında böyle bir bardağın dolu tarafını görme eğilimi var. Çünkü çok yoruldular 2022'de. Yani hem tahvil cephesinde hem hisse senetleri cephesinde fonlar çok ciddi zararlar etti. Yani dün bir haber vardı, böyle bir göz ucuyla baktım. Norveç Varlık Fonu 164 milyar dolar zarar etmiş geçen yıl. Evet. Mesela hani bunlar çok böyle alışık olduğumuz, kabul edilecek şeyler değil. Dolayısıyla onlar böyle bir toparlanma, bir çıkış arama Rusya'da noktasında. Rusya'da iyi yatırımları vardı ama yani işte Rusya yerine gelip bize yatırım yapsa hani Norges orada biraz onu diyecektim. Zararını azaltırdı artık kendileri. Onu diyecektim. Bilir. Bu arada enteresan bir şekilde geçen sene biz 4.9 milyarlık bir yabancı çıkışı gördük Türkiye'de. Hı. Ama Norveç Varlık Fonu Türkiye'deki toplam yatırımı biraz artmış. Yani biraz ağırlık arttırmışlar kendi çaplarında. Genel yabancının eğiliminden farklı olarak hani onu da böyle bir şey yapmak lazım. Ama dediğim gibi artık onlar bir çıkış arayışında ve mesela IMF son ekonomik görünüm raporunu açıkladı. Orada da büyüme korkulduğu kadar kötü durumda değil minvalinde bir açıklama var. Yani enflasyon aşağı geliyor ama büyümeyi de çok fazla aşağı çekmeyecekmiş gibi bir algı oluşmaya başladı. Hakeza dün Avrupa'da büyüme rakamları geldi eksi beklenirken. 0.1 de olsa artı tarafta kalmayı başardı Avrupa ekonomisi son çeyrek. Dolayısıyla tüm bu denklemi bir araya getirdiğimizde evet faiz artımlarının sonuna yaklaştık mesajı verilecek ama
faizin de uzunca zaman yüksek kalmaya devam edeceğinin de bence altı çizilecek. Sebebi de piyasaları böyle bir rehavete, böyle hurra haydi hisse senedine yönelelim şeklinde bir patikaya sokmamak, ki piyasa aslında girdi o patikaya ama onu alevlendirmemek isteyecektir kanaatindeyim. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Şimdi içerideki yatırımlara, Borsa İstanbul tarafına döneceğiz ama sence yatırımları çeşitlendirmek için sana göre yurt dışında işlem gören bir fon, yurt dışı hisse senetlerine işlem gören bir fon ya da spesifik olarak hisse almanın vakti mi, yoksa biraz daha bekler miydin? Yani şu an portföyünde mesela Amerika'da işlem gören hisseler olur muydu? Aslında bunu biz seninle, yani bu programda da yaptığımız YouTube yayınlarında da konuşmuştuk. Ben 2022'nin sonuna doğru 2023 portföyünü oluştururken zaten portföyün %20'lik kısmını bu tarafa ayırmanın vakti geldi diye söylemiştim. Yani ben 2022 boyunca %80-85 civarında Türk hisse senetleri ağırlıklı bir portföy önerirken son bir aydır buradaki hisse ağırlığımı %40-45'lere düşürüp kalan 45-50'lik kısım içinse işte %20 altın, bir kısım sabit getirili menkul kıymetler, bu mevduat olabilir, özel sektör ÖST bonoları olabilir dedik, ÖST olabilir dedik. Bir %20-25'lik kısmı da yurt dışı hisse senetleri, özellikle Amerikan hisse senetlerine yatırım yapan tematik fonlara yönelim. Çünkü içeride de ya illa gidip Amerika'dan hisse senedi almak durumunda değilsiniz. Bunun da imkanı birçok aracı kurumda var fazlasıyla. TEFAS'a giriyorsunuz. Evet, TEFAS'a giriyorsunuz. Buralara yatırım yapan böyle güzel tematik fonlar var. Biraz böyle bir kurcaladığınız zaman orada getirilerini kıyaslama şansınız da var. Ben %20-25 ağırlık veriyorum açıkçası Perihan. Son bir aydır bu tarafa ve 2022-2023 yılı boyunca buradaki ağırlığım da minimum bu düzeylerde olacak, %15-20. Ara ara bu dalgalanmalar gelmez değil. Şimdi ara ara orada da dalgaları göreceğiz ama bence artık orada senin az önce söylediğin gibi en kötü geride kalmış olabilir fiyatlamalar. Ne için? Enflasyonda zirve görmüş olabilir. Büyümelerde evet biraz daha aşağı gelebiliriz. Büyümelerde hızlı bir toparlanma olmayacak ama artık Fed'in olası bir beklenenden daha sert bir resesyon gerçekleşirse artık silahı var. Ne? Faiz indirebilir. Çünkü 6 ay öncesinde faizler 2 iken böyle bir durumda silahı yoktu. Ama şu an silahı var artık. Faizler 5 seviyesine yaklaşıyor. Olası bir kötü senaryoda yılın son çeyreğinde bir faiz indirim silahı var artık Fed'in cebinde. Piyasa bu rahatlığı aslında şu an fiyatlamak istiyor. Peki şimdi döneceğiz içeriye. İçeriye döndüğümüzde tabii Borsa İstanbul'daki satış baskısını konuşuyoruz. Dün şu yorumunu da gördüm. Yani 5000 seviyesi kritik. 5000 seviyesinin altını görsek de ben çok fazla uzun süre kalıcılık beklemiyorum dedin. Buradaki nedeni de 5000 seviyesi olarak atfetmeyelim. 55 günlük ortalamayı atıfta bulunduğun için dedin. Evet. Şimdi biraz Borsa İstanbul'u yorumlamak lazım. Borsa İstanbul'da Ocak ayını artık geride bıraktık ve hakikaten kayıplarla bıraktık. Yani net rakamları da sabah programda verdim. %10'a yakın kayıplar vardı. %9 civarında. Çok ciddi bir kayıp değil 2022'deki getirisinin yanında ama herkes alıştığı için tabii bu yükselen seyre. Tabii. Bir de BIST yüz endeksinde sonuçta %9 kayıp vardı. Ama seninle bahsediyoruz X tümye. Bir de BIST yüz dışındaki hisse senetlerine %30, %40, %50 düşen hisse senetleri görüyorum. Bunların etkisi çok kötü tabii portföyler üzerinde. Bir de buna tabii kredili pozisyonları katmak lazım. Maalesef onu yani son 2-2,5 aydır ben her minvalide söylüyorum. Yani piyasa yukarı giderken de bunu söyledim. Kredi ve kaldıraçlardan artık uzak durma zamanı. O coşku dönemi artık borsada geride kaldı. Ara ara yine göreceğiz. Yani tamamen yandık bittik durumunda değiliz. Hala ana trend hala yukarı. Biz yine önemli tepkiler görürüz ama burada artık ana pozisyonları artırıp azaltarak portföyleri yönetmek gerekiyor. Krediye girip çıkarak değil de ana mallar bizle birlikte olmalı. O yüzden hem dediğin gibi yan hisselerdeki hızlı düşüşler, üstüne bir de kredili pozisyonlar katılınca portföylerin çok ciddi anlamda o %8-10'luk düşüşe rağmen çok ciddi anlamda eridiğine ben bizzat hani müşteriler üzerinden de tanık oldum. Peki şimdi Borsa İstanbul'a başlamak istiyorum o halde. Sevgili Volkan sağ olsun bizlere birbirinden güzel BIST yüz grafikleri hazırlamış. Her açıdan bakacağız. Her vadede bakacağız. Evet. TL'li dolar bazlı her şekilde Borsa İstanbul'a bugün, hangi pencereden bakmak istiyorsunuz? Bugün biraz hani kritik yerlerde olduğumuz için. Bu Garanti Bankası. Hayır, Borsa İstanbul'la başlayacağız. Oraya da geçeriz. BIST yüz grafiği rica edeceğim. Bankalara geleceğim. Oradaki bilançoları konuşacağız çünkü. BIST yüzde önce haftalık dolar bazlı. Ben bir dolar bazlı görüntü.
Bunu verdiniz. Peki. Tamam, hadi buradan başlayalım o zaman. Başlayalım. Bu bizim en temel, çok uzun zamandır, yani Ekim ayından beri yani takipte olduğumuz grafik. Son çünkü düşüş 3500 seviyelerinden, bu Eylül'deki düşüş sonrası 1 Ekim'de başladığımız ana trendimiz. Şimdi burada neredeyiz? Ana trendin tam desteğindeyiz. Burada Aralık sonun Ocak ortasında bir kere burayı test ettik. Şimdi ikinci kez onaya geldik. Bu kadar kısa sürede ikinci kez onaya gelmiş olmamız bir miktar temkin gerektiriyor. Yani biz daha önce endeksteki düzeltmelerin çok kısa süreli olduğunu ve uzun aralıklara yayıldığını görmüştük. Şimdi artık destekler daha sık test edilir oldu. Ortalamalar daha sık test edilir oldu. Geçen pazartesiye döndüm. Tam o mavideydik. 5500. Evet. Sen dedin ki tamam mı, devam mı? Ya bir üst aynen kanala çıkacağız, evet, ya bu kanalın altına ineceğiz. Aynen. Geçemedik. 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 Tam değil mi? Geçen geçemedik pazartesi. Zaten saydığımızda da günlük. Tam geçen aynen pazartesi. Tabii pazartesi. Burası aynen pazartesi. O önemliydi, düşen trendi. Kırıp bir üst kanala geçeceğiz mi, geçemeyeceğiz mi? Dedik ki endeks burayı geçecek gücü bulamazsa bir kere daha ortalamalarına gelip güç toplamak isteyecek. Şimdi ya grafikler, evet, teknik grafikler bugün düzelir, yarın bozulur vesaire, ama algı çok önemli. Algı bir kere bozuldu mu onun yerine gelmesi çok kolay olmuyor. Benim hep altını çizeyim şu, altını çizeyim nokta bu. Çünkü ben borsanın psikoloji yönetme sanatı olduğunu düşünüyorum. Yani insan psikolojisi çok belirleyici burada. Şu an psikolojiler bozulmaya başladı. Bu çok önemli. Bu da... Bunu nasıl okuyorsun ama? Evet, önemli şöyle, ama nasıl okuyorsun? Aynen. Şöyle, artık psikolojilerin çok kolay yönetilebileceği büyük para tarafından dönemlerdeyiz. Hep böyle desteklere yakın yerlerde geziyoruz. Mesela şu olabilir endekse, ben hala şu senaryonun da olası olduğunu düşünüyorum. Evet, buradan bir tepki beklediğimi söyledim bugün. 55 günlük ana trend desteğinden, ama şu da çok mümkün. Böyle iğneler atabiliriz aşağı 4700'lere kadar. Çünkü aşağıda 89 günlük ortalamamız var. Daha önce buna yakın yerden döndük. Böyle buralara tuzaklar oluşturabiliriz. Ama bu trendin altında 2-3 gün kapanış görmediğimiz sürece ben tepki potansiyelinin hala mevcut olduğunu düşünüyorum endekste. Dolayısıyla şu an için çok enseyi karartacak durumda değiliz. Ama bir de seninle hep konuşuyoruz. Ben hani böyle çok karmaşık durumlarda direkt algoritmama sığınıyorum. Ne diyorsa onu takip ediyorum. 2022 yılı boyunca bizi trendler hep içinde tuttu. Şu an ne diyor? Şu an kırmızıdayız. Yani 5400 seviyelerinde tuta geçti. 5300 seviyelerinde de burada kırmızıyla gördüğümüz 10 günlük ortalamayı aşağı kırarken kırmızı da yaktı ve şu an sat konumunda. Peki ne kadar vakitte bu? Evet, bulmalı? Bu ne demek? Ben burası kırılırken en az %50 nakde geçmeyi tavsiye ediyorum. Neden en az %50? Hala bir kısım hisse bulunduruyorum. Çünkü uzun vadeli ana trendlerin üzerindeyiz. Ama kısa vadede bir zayıflık ve düzeltme var. O yüzden zaten krediyi kaldırdık. Krediyi uzunca zamandır kaldırdık. %50 nakde geçtik. Neden geçtik? İşte buralarda bir kere daha fırsat verir diye, maliyet düşürmek için ya da yeni pozisyonlar açmak için. O noktada şu an hala o görüşümü koruyorum ben. Ne zamana kadar koruyorum? Böyle şablonu verelim net bir şekilde. Şimdi 4950 ana trend desteğimiz. Bunun üzerinde hala umut var noktasındayız. Tam olarak tanımladığım şey şu an temkinli iyimserlik modu. Bu temkini ne zaman atmaya başlarım? Tekrar piyasadan ne zaman ben umutlanmaya başlarım? Hemen yukarıda gördüğümüz, kırmızıyla gördüğümüz 10 günlük ortalama 5200 seviyesi. Şimdi buradan gelecek olası tepkilerde 5200 seviyesine çok dikkat edeceğiz. Burayı aşıyorsak, evet, piyasa galiba tepki vermeye başladı. Biraz temkin modumuzu düşürürüz diyeceğiz. Peki temkini tamamen atıp iyimser moda ne zaman geçersin Volkan diyorsan da Perihan, burada kırmızı kesikli çizgilerle gördüğümüz düşüş trendimiz var, 5500. Ama o bugün 5500. Mesela endeks mi, kanal gelecek dibinde zikzak, evet, yaptıkça şurada gördüğümüz üçgen band daralıyor. Daralıyor. Artık zaten biz şuralara yaklaştığımızda ucuna kadar gitmez buradan. Şuralara yaklaştığımızda endeks kararını vermiş olacak. 5500'ü aşıyorsak o zaman biraz temkini bırakacağız. Tekrar iyimser moda ve endeksten bir kere daha yeni zirve gelecek şekilde bir hareket beklentisi içine gireceğiz. Olur mu olmaz mı? Bunu çok sorgulamaktansa, olursa ben ne yaparım noktasında adım atmamız gerekiyor. Piyasayı bilmemiz mümkün değil ama şunu biliyoruz. 2022'deki gibi coşkulu, uzun vadeli yükselişler görmemiz gittikçe zorlaşıyor. Çünkü algı çok değişti. Bunu daha önce de konuştuk. Artık borsaya alternatifler var. Biz geçen sene
buna çaresizlik rallisi dedik, getiri arayışı rallisi dedik. Çünkü yoktu. Ama şu an beklenen enflasyon %30-35'lerde, mevduat bulabiliyorsunuz %30'larda. KKM'nin faiz sınırı serbest bırakıldı, 12'ydi. Orada 17-18'ler var. Hem kurdan korunmak isteyen hem getiri sabit getiri isteyenler KKM'ye tekrar teveccüh edecekler bence. Altın fiyatları, yurt dışı borsalarken artık insanlar için bir alternatif var. Hatta buna kriptoları bile ekleyebiliriz. Oradaki o hareketlenme kriptodan buraya gelenleri acaba dedirtti. Mevduattan borsaya gelenleri acaba dedirtti. Bunlar işte algının değiştiğini göstergeleri. O da zaten grafiklere yansıyor. Peki kötü senaryoya gelelim. Burası tutmadı. 4950 tutmadı. Şimdi temkinli iyimser ise peki iyimser kısmını tamamen bırakıp tamamen temkin moduna ne zaman geçelim? Şu bant orta vadeli trend açısından çok kritik. Buralara bak bir kere daha söylüyorum. Buralara sarkma olabilir. 4700-5000 bandına böyle ara ara tuzak hareketler olabilir. Ama buraya böyle sarkmalar sonrası hızlı toparlarsak o zaman diyeceğim ki bu tuzaktı. 5500'e gidiyoruz net bir şekilde söylerim. Ama artık bu da 89 günlük ortalamanın da altında kapanışlar görmeye başlıyorsak o zaman için bir süre en azından seçime kadar olan süreçte hisse senedi pozisyonlarını zaten %45-50'lere indirmiştik. %20-25 düzeyini ana portföyü de çekerek bir süre kenarda beklemek doğru olabilir. Peki güzel senaryolar anlattım Volkan. Senin ABC yani ana senaryon hangisi dersen 4950-5000 bantlarında bir tutunma ara ara sarkmalar olsa da 5500'e doğru tekrar bir hareket noktasında şu anki beklentim. Yani tepki için artık buralarda 5400'lerde, 5500'lerde satamayanlar için şu an satmak noktasında değil, fırsat kollamak noktasında adım atmak gerekiyor. Peki şimdi teknikten anlayan hemen hemen herkesin baktığı bakış açısı bu. İkinci bir bakış açısı sunacağız şimdi. Yine günlük grafiğimizde bu sefer harmonik bakacağız. Havalı bir grafik. Şimdi, biraz dedim öyle şey olsun. Başka bir bakış açısı ama. Evet evet. Ya ben harika, bunlara, ellerine sağlık. Ben bunlara kendim tabii arka planda çok bakıyorum bunlara ama hani çok paylaşmak istemiyorum bunları. Neden? Çünkü zaten o aslında fiyat hareketlerini temel trendler ve temel ortalamalar gösteriyor. Ben çünkü ortalamalar ve algoritma üzerinden takip ettiğim için endeksi ve hisseleri çok bunlara girmiyorum ama arka planda bakıyorum. Ne zaman bakıyorum? Formasyonlar çok net şekilde belirdiği zaman. Şimdi burada çok genel itibariyle hani kelebek formasyonu olarak, butterfly formasyonu olarak bilinen bir formasyondur. Bu hani böyle evet D'yi gösteriyor, müthiş, çok güzel bir yükseliş potansiyeli barındırıyor gibi görünse de aslında bu bir ayı formasyonudur. Yani eğer buradan başlayan hareket D'ye giderse bunun arkasından ana trend bitmiştir. Artık biz önemli bir düzeltme sürecine gireriz noktasında bize bir işaret olacak. Eğer bu hareket D'ye varırsa orada gerçekten ciddi anlamda endeksteki uzun vadeli trendi sorguluyor olacağız. Neden ben özellikle koymak istedim? Seninle bir süredir hep konuşuyoruz hem TL bazlı grafikte hem dolar bazlı grafikte. TL'de 6300-6400 seviyelerini hep telaffuz ettik. Dolar bazlı da 325 cent civarlarını ki o da 6300-6400'lere geliyor kabaca. Ve şu an oluşan bu XABCD formasyonu bu mevcut seviyelerden 4800-5000 bandından bir tepki başlarsa kademeli olarak önce 5600-5700'lere bir önceki seviye sonrasında 6300'lere kadar uzayacak yeni bir dalgayı beraberinde getirecektir. O da bizim zaten orta vadede endekste en noktası olarak gördüğümüz seviyeler. Dolayısıyla böyle bir formasyon da var. Bu benim ana senaryomu destekler nitelikte olduğu için dediğim gibi paylaştım. Çünkü benim ana senaryom hala 4700-5000 bandında bir tutunma. Sonrasında Mart sonuna kadar 6300-6400'ler hedef olacak şekilde bir hareket. Bu formasyon ne zaman işlerliğini kaybeder? Net bir şekilde biz 4700 altında kapanışlar görmeye başlarsak bu formasyon çöp olur ve artık biz endekste çok daha başka şeyleri konuşmaya başlarız. Ayı piyasası erken başladı deriz. Evet. Peki şimdi tabii biraz uzun biraz da kısa vadeli bakanlar için farklı yine bakış açıları sunacağız. Ben bir 30 dakikalık grafik rica edeceğim. Bizim yatırımcılarımız değil de bizim takipçilerimiz, bizi izleyenler tabii al satı da seviyor ama burada sen dün de paylaştın.
önemli bir yine olumlu formasyonda oluşuyor. Evet, tabii burada hani böyle şuralarda olsaydı bu ikinci omuz biraz daha biz burada bir tobo görünümü diyecektik. Güzel. Bu biraz böyle sağ omuzda böyle küheylan gibi sağa böyle uzatmış şekilde bir tobo oluşumu var. Evet, oradan hani kısa vadeli bu da böyle hani trade edenler için bir fikir, kısa vadeli fikir vermesi açısından 4950 seviyeleri dedik ki buralar korunursa bu düşeni kırma ihtimalimiz artıyor ama çok net. Burada böyle elle çizilmiş gibi bir düşen trend oluştu. 5500 seviyelerinden geldik. Kabaca %10'luk bir düzeltme oldu. Artık endeks tepki arayışına girdi. Ne zaman bu tepki güç kazanır noktasında bakarsak 5090-5100 seviyelerinde. Tabii bu seans içinde daha da aşağı gelebilir. Şu çizgiye bir çizsinler, atsınlar. Bunun üzerine çıkıyorsak biraz daha rahat tepki için pozisyon açılabilir 5090 seviyesinin üzerinde ama onun hemen üzerinde az önce günlük grafikte paylaştık 5200'ler var 10 günlük ortalama. Bu bize %1,5-2'lik bir fırsat verir ama esas ben biraz daha rahat pozisyon alacağım nokta 5200 seviyesinin üzerinde 10 günlük hareketli ortalama üzerindeki hareketlerdir diyorum. Yine bu formasyonun bozulacağı nokta buradaki 4600 seviyesidir. Eğer buradaki baş seviyesinin altına geliyorsak bu formasyonda çöp olur, yalan oldu deriz ama görüntü benim bir kere daha 5500'lere beklediğim tepki hareketini destekler nitelikte işliyor şu an formasyon. Peki ben zaten endeksi çok aşağılardan aldım. Olaya da hiç kısa vadede bakmıyorum. Bu tarz böyle %10'luk, %15'lik düşüşler benim için çok önemli değil. Ana senaryo ne zaman bozulur diyenler için tabii bir adım daha geriye gidip haftalık bakmak grafiği gerekiyor. Şimdi onlara da hitap edecek bir grafiğimiz aslında var. Yani, bu da Borsa İstanbul evet, haftalık. Kısa da bakıyoruz, orta da uzun vadede bakıyoruz. Hep karşımıza 4600-4700 seviyeleri çıkıyor. Evet, evet. Dolayısıyla artık 4600-4700 burası kale gibi çok önemli bizim için gerçekten kale. Şimdi tabii sen de şeyi konuşmuştuk geçen yayında hatırlıyor musun? Herkes seçimden bir ay önce satayım modunda, satarım modunda. Herkes bir ay önce satacaksa kim alacak bu malı noktasında evet, böyle bir kafa karışıklığı yaşamıştık. O zaman işte bu satışlar biraz öne çekildi diye ben düşünüyorum. Şimdi satanlar şimdi satmaya başladı. Bu satışlardan sonra ben biraz orada piyasanın tersine şu an düzeltmeyi tamamlayıp bu sefer seçime kadar, yani seçim bir an önce kadar değil, seçime kadar bir hareket oluşabileceği kanısındayım. Orada da koşulumuz çok net. Yani çok net bunu söyleyebiliriz. 4600 seviyesi bizim için gerçekten bir kale noktasında. Burada şimdi bir hatta yani ilk düzeltme seviyemiz burası. Başladığımız yer 1500'ler Perihan 2021 Ekim ayında. Dolayısıyla biz bunun %50'sini geri versek geleceğimiz yer 3500. Ama daha %10'luk düzeltmede portföyler bu kadar erimişken buralara geldiğimize ben çok açıkçası şey yapmak istemiyorum. Yani hayal etmek istemiyorum o noktayı. O yüzden 4600 altına geliyorsak artık burada bu İvmeli momentumlu yükseliş trendi bitti. Biz ciddi bir konsolidasyon dönemine giriyoruz. Bu demek değil ki biz buradan doğrudan 3500 lira düşeceğiz. Ama artık yavaş yavaş 4000-5000 bandında biz dalgalı ama giderek dalga boylarında azaldığı bir sürece gireriz. Ben hala ana senaryom hala buranın korunacağı seçime kadar olan süreçte ve 4700-5000 bölgesinin hala bir alım fırsatı yarattığı yönünde diye toparlamış olayım. Yani haftalık görüntüde 4700-5700 bandı bizim önemli bir konsolidasyon bölgemiz. Sonrasında buradan ikinci hareket başlarsa o zaman tekrar dolar bazlı grafiklere döneceğiz ve bizim o 5 dolar seviyelerine olan hareketten bahsediyor olacağız ama henüz erken onun için. Peki dönelim o grafiğe o zaman. O grafikle birlikte dolar bazlı grafikle dönelim. Volkan evet, şu an tam endeks yine eksiye geçti. O kadar dalgalı ki. Aynen öyle. İşte tam 264 dolardayız şu anki endeks fiyatlamasıyla birlikte. Evet, burada bandımız 250-300 sent bandındayız. Hı hı. Buranın ben hala korunacağını düşünüyorum açıkçası. 250 sent civarına yaklaştıkça orada alıcıların geleceğini düşünüyorum. Endekse 4700 seviyelerine kabaca tekabül ediyor. Dolayısıyla hala ben bu bandın geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve az önce anlattığım senaryoda o 6300 senaryosu, o kelebek formasyonunun da işaret ettiği 6300'ler aynı zamanda 320-325 sent civarına da denk geliyor. 250 sent aşağı geçilmediği sürece burada da çok panik yapacak durum yok ama orası aşağı geçiliyorsa dediğim gibi artık bu konsolidasyon uzun bir vadeye yayılıyor olacaktır. O zaman artık pozisyonları azaltıp bant hareketine yani
trend takip ettik ya biz 2022 yılı boyunca. Artık oradaki yani trend algoritmalarını çalıştırdığımız dönem sona gelir buranın altında. Biz bant hareketini öne alan algoritmaları çalıştırmamız gerekecek. Ne demek bu? Dirençte sat, destekte al. Biz daha önce ne yapıyorduk? Direnç kırılırken al, sonraki dirençte sat noktasındaydık. Orada bizim piyasaya bakışımız değişir. Dirençlerde sat, desteklerde almak üzere şeklinde daha farklı bir stratejiye geçiyor olacağız. Nerede? Dolar bazlı 250 sentin altında, TL bazlı 4600 seviyesinin altında. Peki, o zaman kısa bir araya gidelim istersen. Kısa bir aradan sonra tabii bu cuma günü enflasyon rakamlarını alacağız. Birazdan sevgili Neslihan da bizlerle olacak, beklentileri paylaşacak. Biraz enflasyon Borsa İstanbul karşılaştırması yapacağız. Ardından açıklanan bilançolara döneceğiz. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Kısa bir ara veriyoruz şimdi, sonrasında buradayız. Takas İstanbul'un sunduğu ilk seans devam edecek. Takas İstanbul'un sunduğu ilk seans devam ediyor. Evet efendim, ilk seansla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce sevgili Neslihan Köroğlu'na dönelim. Bir enflasyon beklentilerini alalım kendisinden. Neslihan selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Perihan, iyi yayınlar. Evet, şimdi enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Cuma günü alacağız. Peki piyasa ne bekliyor Neslihan, senden dinleyin. Evet, senin de söylediğin gibi cuma günü saat 10'da TÜİK'ten alacağız verileri. Ekonomistlerin Ocak ayına ilişkin medyan tahmini %3.80 artış yönünde oluştu. Aylık verinin bu seviyede gelmesi durumunda da yıllık bazda %53.50 oranında bir artış beklentisi bulunuyor. Anketimize 17 aracı kurum analisti katılım sağladı. TÜFE'de aylık en yüksek beklentinin %5.95, en düşük beklentinde %1.90 olduğunu gözledik. Yıllık tahminlerde ise tahmin bandı 56.65 ve %50.50 seviyelerinde oluştu. Aralık ayında TÜFE verisi aylık %2.58 artış beklenirken %1.18 artış yönünde gelmişti ve yıllık enflasyonda %64.27 seviyesinde gerçekleşmişti. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu arada ekonomistlere 2023 sonu TÜFE tahminlerini de sorduk. Burada medyan beklenti %42.50 seviyesinde oluştu. Maksimum ve minimum beklentilere bakacak olursak %50 ve %33.10 gibi geniş bir tahmin aralığı olduğunu gözlüyoruz. Geçen ayki ankette de yıl sonu beklentisi %43.24 seviyesinde oluşmuştu. Bu anlamda yıl sonu beklentilerinde geçtiğimiz aydan bu yana çok fazla değişiklik olmadığını da söyleyebiliriz. TÜFE C endeksine ilişkin anket sorusunu ise 7 ekonomist yanıtladı. Aylık beklenti burada da %3.13 artış yönünde oluştu. Yıllık beklenti de %46.70 artışa işaret etti C endeksinde. Anketimizde bu ayda yine dolar TL yıl sonu tahminlerini sorduk ekonomistlere. 5 ekonomisten yanıt alabildik. Dolar için 2023 sonu medyan tahmini 23 seviyesinde oluştu. Ortalama tahmin 22.61 oldu. En yüksek ve en düşük tahminlere bakacak olursak 28.88 ve 15 seviyelerini görüyoruz. Geçtiğimiz ay düzenlediğimiz ankette medyan beklenti 21.70 seviyesinde oluşmuştu. Dolar beklentisinde bir miktar yükselişi olduğunu söyleyebiliriz Perihan. Çok teşekkür ediyorum sevgili Neslihan, vermiş olduğun değerli bilgiler için.
İyi çalışmalar diliyorum sana da. Evet sevgili Neslihan'ı dinledik Volkan. Şimdi cuma günü enflasyon rakamlarını alacağız. Peki 2023 genelindeki burada Merkez Bankası'nın yapmış olduğu enflasyon sunumunda da baktığımızda aşağı yukarı %40'larda kapatmamız bekleniyor da beklentiyle gerçekleşeni aslında konuşalım istersen. Şimdi piyasanın genel beklentisi bunun TL fiyatlarına yansıması. Şimdi 130'lara gelmiş bir mevduat faizi bu yüzden mi herkes tarafından cazip diye konuşulmaya başlandı? Sen 2023 yılında hakikaten düşük bir enflasyon bekliyor musun? Biraz da enflasyon ve enflasyon karşısında neye yatırım yapmalı? Bunun karşılaştırmasını yapalım istersen. Evet yani enflasyonda bir düşüş oldu aşikar görüyoruz bunu baz etkisiyle veya her neyse ama bunun ne kadar fiyatlarda olduğu, görmüyoruz yani fiyatlar zaten fiyatların düşmesini daha, beklemiyoruz. Ya akşam böyle bir göz ucuyla haberlere baktım süt fiyatlarına zam diye bir haber vardı. İşte. Yani evet o biraz sıkıntı açıkçası. tabii birçok noktada da fiyatlar üzerine baskılar oluşturduğunu düşünüyoruz ama bir rahatlama ve enerji fiyatları üzerinden gelebilir gibi duruyor. Orada da ne kadar sürdürülebilir o da bir tartışma konusu. Ama şu an hem Avrupa'da hem de içeride arka arkaya sanayicilere gelen indirimler var. Henüz bireysel konut sahiplerine uygulanmadı bu ama sanayicilerin doğalgaz ve elektrik fiyatlarına böyle minik minik indirimler geliyor. Bunlar iyi ama bir yandan iş gücü maliyetleri çok artıyor. Ya bunlar... İnşallah bir tur daha sarmala dönüşmez. Burada kur çok önemli olacak. Yani biz kurun dolar TL'nin enflasyon üzerindeki geçişkenliğini çok net biliyoruz. Yaşadık daha çok taze. Dolayısıyla kur üzerinden gelirse ben bir baskı gelebileceğini düşünüyorum enflasyona. Burada da seçim sonrasındaki o ciddi belirsizlik bir risk oluşturuyor. Yani ben orada şerhimi oraya koyuyorum, kur cephesine koyuyorum. Orada seçim sonrasında muhalefet ya da mevcut iktidar devam etti. Politikalar ne yönde olacak? Çünkü biz şu an faizleri indirip kur üzerinde de belli baskı uygulayıp ikisini birden tutabiliyoruz düşük seviyede. Ama bu çok uzun süre sürdürülebilecek bir durum değil. Ya birinden seçimden sonra vazgeçmek zorundayız. Biz diyeceğiz ki arkadaş biz düşük faiz politikasından vazgeçiyoruz diyeceğiz. Faizler artacak. Bunu mevcut iktidarın devamı noktasında çok olası görmüyorum. Çünkü çok net bir şekilde ekonomik politikası ortaya kondu. Bundan dönüş beklemem. O yüzden kuru biraz serbest bırakmak durumunda kalacaklar. Onun arkasındaki senaryoda şey olacak, ihracatçımız rahatlasın olacak. Bu bir tur daha enflasyon üzerinde baskı yaratabilir. Tersi durumda ne olur? Bu sefer faizler yükseltilirse o zaman kur belli bir noktada tutulur ve enflasyon gerçekten hedeflere yakın sayabilir. Dolayısıyla o iki senaryoyu iyi gözlemlemek lazım. Ama riskin yukarı yönde olduğunu söylemek lazım. Ve ben o enflasyon raporunda geçen hafta açıklanan %22-23'ler, 24'tü sanırım, 23 ya da 24 yıl sonu beklentisi 2023. Yani çok piyasa çünkü %40 bekliyor. Mümkün aşağı yukarı. Evet, %23-24'ler zor. Yani benim beklentimde 35-40 bandında bir enflasyonla yılı tamamlayacağımız yönünde. O yüzden ama yine de 35 bile desek Perihan, 30 civarındaki mevduat hala cazip. Çünkü geçen seneye dönelim enflasyon %85'i görürken mevduat faizleri 13-15'lerdeydi. Dolayısıyla -70 reel faizlerden bahsediyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada neredeyse kafa kafaya. Yani ve borsanın da %200'lük bir getirinin ardından bir bu kadar daha gitmeyeceğini aşağı yukarı söyleyebiliyoruz. Çünkü enflasyon zaten aşağı geldi. En önemli şey buydu ya, itici gücü enflasyondu ya. Orada bir kendi kendini besleyen de bir döngü oluştu. O yüzden şu an %30 mevduatları bulan, %32'lerle güvenilir şirketlerin özel sektör tahvillerini bulan ya da %17-18'lerle KKM fırsatı bulan yatırımcılar borsadaki son dönemdeki bu volatiliteyi de dikkate alarak biraz tercihlerini değiştirmeye başladılar. Bunu şeylerde görüyoruz zaten yatırım fonlarında yılbaşından beri. Hisse senedi fonlarından çıkış varken altın vesaire fonlarına giriş var. Dolayısıyla burada bir yatırım tercihinde değişiklik olduğunu gözlemlemek mümkün. Bu değil demek değil ki borsa bitti. Hala önemli bir alternatif. Bence hala birinci sırada şu an için. Ama çok ciddi alternatifler de var. O yüzden biz zaten %80'lerden hisse senedi ağırlığımızı %40-45'lere düşürdük. Peki şunu da sormak istiyorum ama bilanço dönemi başladı, bilançolar geliyor ve bunun da aslında harcandığını düşünen, bilançoların harcandığını düşünen bir taraf da var. Neden?
Çünkü işte daha yeni başındayız, işte Arçelik'i aldık büyüklerden, Akbank ve Garanti Bankası'nı aldık. Şimdi biraz daha zaten yorumlarını alacağım ama fiyatlamalarda etkisini görmüyoruz. Yani bunu önceden mi fiyatladık? Çünkü diğer taraftan daha bu bilançolar devam edecek. Şu an bu haliyle bile BIST 100'ün FK'sı 6.5'larda, bu kadar güçlü karlar gelmeye başlarsa ne yapacağız, 5.5'ları mı göreceğiz diye. Şimdi işin bir de temel tarafını. Biz ilk kısımda çünkü Borsa İstanbul teknik anlamda konuştuk. Şimdi biraz temel anlamda da masaya yatırmak lazım. Hazır borsada düşüşler %1'e yaklaşmışken. Ne dersin? İstersen biraz bankacılık tarafıyla başlayalım. Açıklanan bilançolar üzerinden. Evet, Akbank ve Garanti'nin bilançolarını gördük. Akbank epeyce güçlü bir bilanço açıkladı. Beklentinin üzerinde. Garanti de beklenti civarı bir bilanço açıkladı. Ama tabii 2022 gerçekten rekor karları gördüğümüz bir yıl oldu bankacılık sektörü için. Kendi açıkladıkları beklentilerinde dahi 2023 için bu karlılıklara ulaşılamayacağını kendileri belirtti. Atıyorum Akbank %62 civarında bir öz sermaye karlılığıyla yılı kapadı. Önümüzdeki yıl %30'lara gerileme bekliyor. Yine Garanti de öyle. %50'nin üzerinde bir öz sermaye karlılığıyla yılı kapadı. Bunun 28-30 seviyelerine geri gelmesini bekliyor 2023 yılında. Tabii enflasyondaki geri gelişle, yani enflasyonla kıyasladığımızda yine böyle enflasyona yakın ya da enflasyonun biraz altında karlılıklar var ama net de öz sermaye karlılıkları enflasyonun altında Perihan. Yani bu ne demek? Bankalar aslında sermaye kaybediyor demek. Dolayısıyla mevcut karlılığın da sürdürülemeyeceği beklentileri şu an iyi gelen bilançoların fiyatlanmasına bence engel oluyor. Yani piyasa hep bir adım sonrasını fiyatlama eğilimindedir. Yani bu bilançoyu görür, evet, ama sonra devamı ne olacak? Önümüzdeki çeyreklerde ya da önümüzdeki yılda ne olacak sorusunu da bir yandan sorar. Şu an ona sıkışmış durumda bankacılık bankacılık sektörü. Evet, bu karlar çok güçlü. Yılı müthiş tamamladı 2022 yılını. Karlar yıllık bazda %450-500'ler arttı. Ama 2023'te bunun sürdürülmesi çok kolay değil diyerek fiyatlamayı yapamıyor. Ama piyasa biraz rahatladığında bunlar, yani bence bir parça yeni fiyatlanacak. Çünkü çok ucuzlar. Yani Akbank'ın son açıklanan bilanço sonrası piyasa değeri, defter değeri 0.55'lere geldi. Yani X hani banka baktığımızda FK'sı 2.24. Evet. Yani hani neredeyse bankayı al 2 yılda 2 yılda vereceği karla amorti et kendini gibi bir şey söz konusu. Ya da buna karşılık git bir ev al, kiraya ver, 35 yılda amorti et gibi. Yani hani anlatabiliyor muyum? Baktığında öyle. İnanılmaz bir uçurum aslında. Aynen öyle. Burada biraz bankalara temettü dağıtımı konusunda bir esneklik BDDK getirdi gibi hatırlıyorum. Emin değilim o konuda. Dolayısıyla orada eğer bankalarına bir yandan temettü verme noktasına giderlerse o bir ilgi yaratabilir ama yani enflasyon karşısında öz sermayeler erken temettü verme yoluna giderler mi? Ondan çok emin olamıyorum açıkçası. Belki bedelsiz hisse olarak hem sermayeyi biraz güçlendirmek adına, yani öyle bankalardan böyle bedelsiz hamleleri gelirse bu yatırımcı nezdinde olumlu karşılık bulabilir. Ben o yüzden hani bankacılık sektöründe böyle bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Biz bu bedelsiz hikayesini çok konuşacağız bence önümüzdeki dönemde. Hatta borsayı diri tutabilecek gelişmelerden biri. Atıyorum Aselsan en son mesela sermaye tavanını yükseltti. Vakıfbank'tan haber geldi, sermaye tavanı yükseldi. Koza Altın zaten sermaye tavanı yükseltti ve bölünmesini gerçekleşti. Dolayısıyla bu hikayeler borsayı diri tutabilecek. Yani enflasyon muhasebesi getirmedik biz ama şirketler kendi içerisinde bu karları bir şekilde sermayeye koymak zorundalar. Çünkü sermayeler eriyor. FK bazında ucuzuz. Kendi ortalamamız, bizim tarihsel ortalamamız %9 civarında. BIST 100'ün FK ortalaması yıllar bazında baktığımızda. Şu an dediğim gibi bilançolar sonrası bu altının biraz altına sarkı olacak. 5.5-6 bantına gelecek muhtemelen. Ve bu da bizim temel anlamda en güçlü hikayemiz oluşturacak. Yani biz gelinen bu seviyelere rağmen hala ucuzuz. Ama tabii şunu da biliyoruz ki Volkan, ucuz olmak biri gelip seni almadığın sürece tek başına geçer. Çok bir uzun şey yıllar ucuz kalmaya devam edebilirsin demek. De. Çünkü yabancı yok. Yani söylüyoruz, yabancı hala bir teveccüh göstermiyor. Son 6-7 haftadır yine 1,5 milyar dolar civarında bir çıkış var hisse senetleri cephesinden. Hani hala yabancı gidiyor. Dolayısıyla burada bu çarpanlara kim fiyatlama eğilimde olur? Biz neyi biliyoruz? Yerli yatırımcı biraz daha momentumu trade etmeye çalışıyor. Yani değeri değil de fiyatı trade ediyor. Ben hep onu söylüyorum. Yani fiyatla değer arasındaki makas zaman zaman açılıyor. Şu an birçok hissede fiyatlar değerin çok üstüne gitmişti. Şimdi onun normalleşmesi var aslında borsada. Ama hak ettiği değerin altında da işlem gören birçok şirket var. Neden biz son dönemde zaten böyle X to Y grafiği
Yani BIST 100 dışı hisseler zayıf kalırken neden BIST 30, BIST 50 hisselerine bir teveccüh oluştu? Çünkü o değerli fiyat arasındaki makaslar kapanıyor. Bu dönemsellik bence devam edecek ve endeks buralardan toparlayıp tekrar 6000'lerin üzerine bir hareket başlatacaksa burada ben endeks hisselerinin başrolde olacağını düşünüyorum. Ama arada çok güzel hikayesi olan, çok güzel bilanço beklentileri olan yan hisseler de var. Onlar da katkı verebilir ama kesinlikle hisse bazında olacak hareketler. Topyekun bir hareket biraz zor görünüyor. Buna sınayı da koyabilir miyiz? Şimdi sene sohbet ederken saatler onu gösterdiğinde tabii biz ISO İmalat PMI rakamlarını da aldık malum. Volkan, geçen tüketici güven endeksinde bugün de ISO İmalat PMI'de eşik değerin üzerine çıktığımızı gördük. 50 seviyesinin üzerine. Yani bu aslında ekonomik aktivite tarafında bir toparlanma demek. O yüzden bu toparlanmayı şimdi ben biraz daha büyüme hisselerine indirgediğimde ne dersin? Yani hani bir veriye bakarak yok falan bunu konuşmak için erken mi dersin? Çünkü diğer taraftan da sanayi yatırım rakamları iyi değil ama. Evet. Hani hangi cepheden bakayım mesela burada sanayi tarafına? Yani şurada şunu biliyoruz. Böyle hani bir büyük resme baktığımızda şu an politika yapıcılar üretimi desteklemek üzerine bir model kurdular. Hı hı. Özellikle ihracata dayalı üretim ama şu an ihracatçılar mutsuz kurdan ötürü. İhracatçıları rahatlatan tek nokta son çeyrekte ve şu an devam etmekte olan Euro'nun dolar karşısında değer kazanması oldu. Biz 0.95'lerden 1.10'lara geldik. Bu mesela Arçelik bilançosunda bunun biraz etkisini gördük. Muhtemelen Tofaş, Ford bilançolarında, Vestel, Beyaz Eşya gibi bilançolarda da bu etkiyi göreceğiz. Oradan biraz bir nefes aldılar ihracatçı şirketler. Dolayısıyla burada evet ekonomide bir soğuma var son çeyrekte, bunu çok net gözledik ama bütün hamleler, yapılan bütün hamleler buradaki soğumayı mümkün olduğunca yavaşlatmak yönünde. Sebebi de çok aşikar, seçim sürecine giriyoruz. Hı hı. Kimse seçim sürecine ciddi anlamda yavaşlayan bir ekonomiyle girmek istemez. İstemiyor. O yüzden zaten enflasyonda riskler yukarı yönlü dememin nedeni de bu. Çünkü 2022'de tüm dünya resesyon pahasına enflasyonla mücadele ederken biz enflasyon pahasına neyi tercih ettik? Büyümeyi tercih ettik. Bu politikada bir değişiklik yok. Esas bizdeki büyüme kadar Avrupa tarafındaki büyüme de çok önemli. Orada tabii. İşte bahsettik az önce, son çeyrek büyümesi eksi beklenirken 0.1 artı geldi az da olsa. Yani oradaki resesyon da korkulduğu kadar olmayabilir. Üstüne Euro da dolar karşısında değerlenince bir parça bizim sanayicimiz de özellikle ihracatçı tarafta bir nefes aldı. O yüzden olası bir 6000 hareketinde ben sanayinin bankacılığında önünde olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki şimdi hazır banka bilançolarını konuştuk. Bu bilançoların üzerine bir de teknik görünümlerini değerlendirelim istiyorum. İstersen bir Garanti Bankası, Akbank ikilisine bakalım. Evet. Önce Garanti Bankası'nı rica edeceğim ben. Şimdi endeksteki bu dalgalı seyirin devam ettiğini görüyoruz. Ama gelen bilançolar sonrası bugün X-Bank yani bankacılık endeksi %0,77 kadar da arttı. Peki. Son 3 gündür bankacılık endeksi zaten açıkçası endeksi 5000 puan etrafında tutunma çabasını en önemli destek veren sektör oldu. 24-22 Garanti evet, Bankası. Tam ana trend destindeyiz. Burada Temmuz ayında başlatmıştı bu hareketi. Sonra hızlı hareketler. Şimdi de bu ana trend desteğindeyiz. Tek sıkıntı endekse de buydu. Yani bu kadar kısa aralıklarla bu trend desteklerinin test ediliyor olması bir parça soru işaretlerini beraberinde getiriyor ve temkinli olmamız gerektiriyor. Ama 23.60 önemli bir seviye garantili. Bu seviyenin üzerinde bir kere daha biz ortalamalara doğru, nerelere doğru? 25-26 bandına doğru bir hareket gözlemleyebiliriz mevcut tabloda. Ama bu ortalamalar yukarı aşılmadan hala yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanması gereken bir dönemdeyiz. Bunu net olarak söylemek lazım. Biz nasıl bu ana yükseliş trendinde şunu diyorduk, geri çekilmeler alım fırsatı. Şu anda da bu ortalamalar yukarı geçilmediği sürece yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiriyoruz ya da çok kısa vadeli al satlarla bu süreci götürmemiz gerektiğini bize söylüyor. Ne zaman yerleşiriz biz 26 seviyesinin üzerine? O zaman deriz ki garantide tamamdır, düzeltme bitti, ana trend desteğinden gelen tepki güç kazandı, 31 seviyesine tekrar gidiyoruz deriz. Ama 26 seviyesi aşılmadan temkin, al satlarla ve yükselişi satış fırsatı olarak kullanmak şeklinde stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Ta ki ortalamayı geçip algoritmamız maviyi yakana kadar. Peki, şimdi döneceğim buradan bir de Akbank tarafına. İstersen bir de Akbank'a bakalım. Evet. Şimdi endeks dediğin gibi yine ulaştırma ve bankacılık endeksi eşliğinde tekrardan artıya geçti.
%1'e yakın Akbank'ta da yükselişler söz konusu. 17.13, 17.14 Akbank'ta da fiyatlama Volkan. Bir de ben şunu söyleyelim. Endeksi bu volatiliteyi artık kabullenmek zorundayız. Çok uzun zamandır. Yeni normalimiz bu. Evet öyle. Yani biz 2022 yılını rekor diyerek geçirdik. 2023'de maalesef en çok telaffuz ettiğim şey muhtemelen volatilite olacak. Zaten Ocak ayı buzu bunu bize net bir şekilde göstermiş oldu ve az önce o grafikte anlattık ya 5000'in altına böyle sarkmalar olacak, psikoloji oynayacaklar. Biraz psikoloji güçlü tutma dönemi ve biraz mümkünse bu ani hareketlere çok kulak asmamak gereken bir dönemdeyiz. Onu da hatırlatmış olalım. Akbank en iyi bilanço beklediğim özel sektör bankasıydı. Beklentilerimi karşıladı. Ana trend desteğinin üzerinde garantiden farklı olarak ortalamalarına çok yakın. Nerede bizim 55 günlük ortalamamız? 17.30 seviyesinde. Burada 17.30 seviyesinin aşılmasıyla 19.30'lara kadar bir yükseliş beklerim. Ama yine bu düşen trend kırılmadığı sürece 19.30'a yaklaştığında biraz satıp şöyle bir etrafa bakarım. Ne zaman gönül rahatlığıyla pozisyon alıp taşırım? Bu düşeni kırar, gelir onayını alır, 19 civarında yeni bir destek yapar. O zaman derim ki yeni zirveler gündeme gelecektir. Ama özel sektör bankaları içerisinde gerçekten bilançosu da çok güçlü geldi. Dolayısıyla Akbank'ın ben özel sektör bankaları içerisinde şu an ilk sıraya koyduğumu söylemem gerekiyor. Buraya tabii bilançosu açıklananları aldık. Bu arada halk ve vakıfın son çeyrek bilançoları iyi gelecek kıyaslandığında. Yani hatta çeyreksel bazda en güçlü bilançoları açıklayacaklar büyüme bazında. Ama öz sermaye karlılıkları özel sektör bankalarının çok altında. Bilançolar geldiğinde oralarda da hareketlilik olabilir ama kısa vadeli olarak yatırımcılar değerlendirsin halk ve vakıftaki bilançoları. Peki şimdi hemen bir iki dakikamız kaldı. Oradan döneceğim yine lokomotiflerden birisi Şişecam'a gideceğim. Şişecam'da da bugün %1'lik yükseliş var. 39.94 yani tam 40 liralardayız yani, aşağı yukarı. Hani müthiş böyle hani 50 çizilmiş bir grafik. Mart 2020'de işte 10 seviyelerine başladı yükseliş, 12 seviyelerinden devam ediyor. Hala hisse geri alımlarına devam ediyor. Yani biz birçok şirketin bunu durdurduğunu hatta geri aldıkları hisseleri sattığını, ortak satışları geldiğini gördük. Şişe ısrarla geri alım yapmaya devam ediyor. Ana trend desindeyiz. 37 seviyesi 89 günlük ortalama burayı stop kabul ederek bence risk alınacaksa Şişecam'da alınabilir. Hı hı. Bilanço evet biraz böyle marjlar yine zayıf gelebilir ama müthiş bir büyüme hikayesi var. Yani bu kadar büyük bir şirketin böyle bir büyüme hikayesi yaratmış olması benim açımdan çok kıymetli. Ford için de bunu söylüyorum. Dolayısıyla ben Şişe'nin uzun vadeli hikayesine inanıyorum. Ve buralar bence 37 seviyesi aşağı kırılmadığı sürece de iyi bir fırsattır. Ya da ben şu düşüş bir bitsin diyorsanız da 43-70'e bakacaksınız. Bu düşeni kırarken ama muhakkak hareketin içinde olunmalı. Yani endeks 6300'e gidecekse endeksi bence taşıyacak hisselerden olmaya aday. Peki bir dakikada Tofaş yorum alıp öyle tamam. Mi kapatsak acaba tamam. Volkan? Öyle yapalım. Tofaş'ta endekse görece çok güçlü. Kasım ayından beri buradan net bir şekilde endekse görece grafiği görülüyor. Burada hem iyi bilanço gelecek artı Stellantis satış hikayesi var. Arçelik'te Whirlpool hikayesini çok fiyatlamıştık, gerçekleşti. Tofaş'ta da Stellantis hikayesi bence hala korunuyor. Net bir şekilde 150 seviyesi, 145-150 bandı önemli bir destek. Buralar alım fırsatıdır. Mevcut pozisyonlar 145 üzerinde korunsun. Buralar kararsız bölge. Ben acele etmeyeceğim diyenler de 175 kırılırken bu hareketin geçen içerisinde olmalı. Geçen pazartesi 175 ikinci defa gördük. Tamam mı, devam mı dedin. Aynen. Tamam biraz, oldu o, evet, zaman, o kadar. Şöyle oldu bir Fitcan Kulp formasyonu var. Bu tamamlanacak bence 175 hedefte. Kısa vadede 175 hareketi bekliyorum. Ama esas güçlü hareket 175 kırılırsa gelecektir. Stopumuz da yakın bence kısa vadede değerlendirilebilecek hisselerden. Çok teşekkür ediyorum Volkan. Hadi istersen birlikte veda edelim. Volkan Dükkancı'yı ağırladık bu çarşamba günü efendim. Ağzına sağlık. Bir saat içerisinde tüm piyasaları A'dan Z'ye sayende yorumlamış İnşallah oldum. Bir parça desteğimiz katkımız olmuştur. Estağfurullah. Efendim şimdi biz kısa bir araya gidiyoruz. Programımızı burada noktayı koyuyoruz. Evet saatler biri gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle diyelim. Şimdilik noktalayalım. Takas İstanbul ilk seansı sundu.